Geçen hafta parlamentoda konuştum. Çok ahlaksızca ve çok vicdansızca ve siyasetin hiçbir kurayla bağdaşmayan bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği troller, benim katıldığım bazı cenaze törenleri terörist cenazesi diye tanıtılıyor ve bu şekilde de bir propaganda yapılmaya yıllardır devam ediliyor. Ben bunlardan sevgili Tahir Elçi'nin cenazesiyle ilgili olarak fotoğrafı geçen hafta parlamentoda paylaştım, genel kurulda paylaştım ve konuştum. O fotoğraf şu fotoğraf. Burada ben varım. Sevgili Türkan Elçi var, Nazemim var, Ali'm var, avukat arkadaşlarımız var. Selahattin Demirtaş var, Mahmut Tanal var, Ferhat Tunç var. Ve Tahir Elçi'nin cenaze fotoğrafı. Önümüzdeki hafta salı günü de ölmüşünün ikinci yılı. Bu cenazeyi trollerden sonra bir savcı da Diyarbakır'da terörist cenazesi olarak maalesef iddianamesini aldı. İki nolu fotoğraf diye bunu paylaşmış olan bir sosyal medya uygulayıcısına terörist cenazesini paylaşmış diye iddianamesine yazdı. Ve bütün bunlar da maalesef bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ve bu şekilde oluyor. İkinci fotoğraf, benimle ilgili paylaşılan. Başkaları varsa çıkartabilirler. Bunu hatırlar mısınız bilemiyorum ama 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları Uludere'de, Roboski'de sivilleri bombaladı. 34 çocuk ve genç yaşamını yitirdi. Bunlar Kuzey Irak'tan işte katırlarıyla kaçak yük taşıyan çocuklardı ve tırnak içerisinde terörist diye bombalandılar ve daha sonra bunların sivil insanlar olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraf Roboski'de mezarları başında ben, grup başkan vekilimiz Levent Gök ve il başkanımızın katıldığı birinci yıldaki anma töreninde mezarlarına bıraktığımız fotoğraf. 12 Eylül 2007 tarihi. Şunu ifade edeyim, 12 Eylül 2006 tarihinde Diyarbakır'da Koşu Yolu Meydanı'nda bir durağa bomba bırakılmış ve o bomba sonucunda da 14'e yakın çocuk ve kadın yaşamını yitirdi. Bir yıl sonra İstanbul'dan gelen aktivistlerle beraber, insan hakları savunucularla beraber bulundukları yerde Diyarbakır Barosu Başkanı olarak ben bir konuşma yaptım ve katillerin halen yakalanmadığını ifade eden bir konuşma yaptım ve katilleri de tanıyoruz dedim ben. Bu konuşma yine maalesef ama maalesef Sezgin Tanrıkulu terörist cenazesine konuşuyor diye paylaşılıyor. Sultan Gazi Cemevi'nin morgu. Aziz Güler ölen. Sultan Gazi Cemevi'nin morgu. Aziz Güler kim? Bir önce onu söyleyeyim. Aziz Güler kim? Aziz Güler 27 yaşında. Beşiktaş Abbasağa'da büyümüş. Annesi babası halen orada oturan. Kobane'ye gitmeden önce Sosyalist Devrim Partisi'nin parti meclis üyesi olan bir sosyalist. Aziz Güler 21 Eylül'de IŞİD'in döşediği bir mayına basarak yaşamını yitirdi. Tam 59 gün boyunca cenazesi Türkiye'ye getirilemedi. Bir konteynerde tutuldu 59 gün boyunca. Türkiye'ye getirilmesine izin verilmedi. Ben bizzat Numan Kurtulmuş'u aradım. Birçok kez kendisiyle görüştüm. Yalçın Akdoğan'ı aradım, başbakan yardımcısı. Yani bu Türkiye'de herhangi bir siyasi örgütün üyesi değildi. Türkiye'de herhangi bir biçimde aranmıyordu. Ve sadece IŞİD'e karşı işte mücadele etmek için oraya gitti. Ve IŞİD'in mayına basarak öldü. Annesi, babası çocuklarının mezarının Türkiye'ye getirilmesini istiyorlar. Yani bu mezar, bu cenazeye saygı duymak, yani her yurttaşın hem dinen, hem vicdanen, hem ahlaken, hem de okuyan borcudur dedim kendilerine. Sağ olsunlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Numan Kurtulmuş'a, Yalçın Akdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e. Ben dışında da birçok milletvekili devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden ve cenazesi 59 gündür bekletilen Aziz Güler'in cenazesinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oluruyla yurda girişine izin verildi. Haber bu. Evet. Ve ben Sultan Gazi Cemevi'nde annesine babasına bastılar demek için oraya gittim. Bu cenaze fotoğrafı alçaklar tarafından, alçak troller tarafından ve yandaş medya tarafından her oturumda ama her zaman bu şekilde paylaşılıyor değerli arkadaşlar.
İnsanların onuruyla, insanların vicdanıyla, insanların gelecekleriyle oynamayın. Yarın sizin başınıza da gelir, yine sizin yanınıza koşarız biz. Ama bu şekilde siyaseti çürütmenin bir anlamı yok. Ölüm üzerinden, cenaze üzerinden siyaset yapılmaz, bu doğru değil. Gaffar Okan'la ilgili, rahmetli Gaffar Okan'la ilgili mesele. Bakın şöyle bir fotoğraflar paylaşılıyor. Fotoğrafta şu yazıyor. Sezgin Tanıkunlu, PKK, Gaffar Okan'ı öldüren PKK'ların avukatı olduğunu biliyor musunuz? Gaffar Okan öldüğü zaman, öldürüldüğü zaman ben Diyarbakır Barosu'nun genel sekreteriyim. Kendisi Hizbullah tarafından öldürüldü Diyarbakır'da. Şehitlikte. Cenazesine ben de katıldım. O zaman katıldım. Kendisini öldüren Hizbullah. Hizbullah mensupları yakalandılar, yargılandılar ve ceza aldılar. Ama şimdi bakın öldüren Hizbullah, Sezgin Tanıkunlu, aynı zamanda Hizbullah'a aklıyorlar. Öldüren PKK'ların avukatı olduğunu biliyor musunuz diye. Sonuçta Gaffar Okan gibi sevilen bir emniyet müdürü üzerinden benle ilgili algı operasyonu yapıyorlar. Bugün bile bu yayını yaparken birkaç kişi yazmış. Gaffar Okan'ın avukatlığı ile ilgili açıklama yapacak mısın? Yapıyorum, dinleyin. Bunu yayanlar alçaktır, şerefsizdir diyorum. Başta her sabah benle ilgili televizyon yayını yapan, işte köşeye tutmuş olan yandaş yazarlar olmak üzere. Hepsi alçaktır, hepsi şerefsizdir.